Değerli izleyicilerimiz, değerli Ankara Üniversiteliler, Ankara Üniversitesi Webinarlar serimizin üçüncüsüne hepiniz hoş geldiniz. Yine pandemi sonrası yeni dünya düzenini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün önemli bir konuyu ele alacağız. Göç ve nüfus hareketlilikleri. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Murat Yüceşahin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz öncelikle ben bir özgeçmişinizi sayın izleyicilerimize arz etmek isterim. Murat Yüceşahin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. 2002 yılında tamamladığı doktorasından sonra özellikle nüfus coğrafyası ve sosyal coğrafya ile ilgili araştırmalara yönelmiş ve bu alanda pek çok yayın yapmıştır. 2011 yılında Luxembourg, Avusturya'da International Institute for Applied Systems Analysis World Population Program'da davetli araştırmacı olarak katılmış ve orada ve sonrasında Türkiye nüfusunun doğurganlık, ölümlülük ve göç eğilimlerine ilişkin deneysel çalışmalar yapmıştır. Yüceşahin'in başlıca ilgi alanları arasında nüfus coğrafyası, sosyal coğrafya ve feminist coğrafya yer almaktadır. Pek çok akademik görevinin ve bilimsel eserlerinin yanı sıra Dr. Yüceşahin, göç çalışmaları alanında ilk Türkçe akademik süreli yayın olan Göç Dergisi'nin ve Coğrafi Bilimler Dergisi'nin editörlüğünü yürütmektedir. Tekrar hoş geldiniz diyorum hocam. Malum bu salgınla beraber nüfus hareketlilikleri ve hem dünyada hem özellikle bizim coğrafyamızda sıkça tartışılan konulardan birisi olan göç ve nüfus hareketlilikleri tekrar gündeme geldi. Biliyoruz ki Avrupa kıtasına özellikle virüsün intikal etmesinde yine nüfus hareketliliklerinin Çin ve İtalya arasındaki bağlantının çeşitli kereler vurgulandığını. Bu bağlamda sizin de çok yakın zamanlı bir yayınınız henüz Nisan ayında yayınlandı. Migration Letters dergisinde İngiltere'de. Ve siz burada göç ve nüfus hareketlilikleri verileri üzerinden COVID-19 salgının yayılma analizini yaptınız. Bugünkü webinarımızda sizin bu alandaki değerli çalışmalarınızı izleyicilerimizle paylaşacağız. Sonrasında yine sizlerin sorularıyla değerli hocamızın görüşlerini alacağız. Ben sözü size takdim ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şey dedim ama... Başladı mı? Tamam. Evet. Herkese merhaba. Tüm Ankara Üniversitesi'nin değerli mezunlarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü webinar seminerlerinde ben sizlere az önce sunucunun da bahsettiği gibi, değerli sunucumuzun da bahsettiği gibi göç ve nüfus hareketliliği verileri üzerinden COVID-19 virüsünün tüm dünyadaki yayılmasının analizini anlatacağım. Aslında yaptığımız bu çalışmanın temel argümanını da teşkil edecek şekilde dünyada en çok merak edilen şey belki de COVID-19 virüsüyle ilgili olarak bu virüsün dünyaya nasıl yayıldığı ile ilgiliydi. Herkesin yani tüm sıradan insanların, entelektüel insanların ve akademiklerin de kafasındaki en temel soru, politikacıların da aklındaki en temel sorulardan bir tanesi bu virüsün nasıl yayıldığı sorusuydu aslında temel olarak. Tabii COVID-19 salgını geçmiş tarihteki geçmiş salgınlar gibi de pek çok alana ilgilendiren bir sonuç ortaya çıkardı. Hekimler kamu sağlığı açısından bir takım sonuçlar ortaya çıkardı. Fakat biz bu araştırmada Regent's London Üniversitesi'nden İbrahim Sirkeci ile beraber yürüttüğümüz bu araştırmada bu önemli soruyu aslında herkesin aklında olan mı ama bir şekilde yayıldı. Evet bu insan hareketliliği yayıldı ama nasıl oldu? Bu önemli soruyu yanıtlamaya çalıştık ve bu anlamda sizlere anlatacağım bu çalışmada bu temel sorunun yanıtlarını hep birlikte açıklamaya çalışacağım. Bu çalışmanın ilk ve zamansal bakımdan en önemli tarafını çok erken bir dönemde yayınlamış olduğumuz Migration Letters dergisinin Nisan 2020 sayısında çıkan Coronavirus and Migration, Analysis of Human Mobility and the Spread of COVID-19 dediğimiz, başlığını verdiğimiz bir çalışmayla gündeme getirdik. Bu çalışma dünyada
göç, insan hareketliliği, göç ve koronavirüs arasındaki bağlantıyı ortaya koyan ilk araştırma olmasıyla önem taşıyor. İkinci olarak da zamansal bakımdan çok erken bir dönemde yayınladığımız için gerçekten çok büyük bir çabayla sarf ettik. Çünkü bunu yetiştirmek çok önemliydi. Bunun sonrasında virüsün yayılımı Çin Wuhan merkezinin dışında ülkeler arasında, artık kıtalar ve ülkeler arasında yayılmaya başladı. Dolayısıyla eğer bunu bu kadar erken yapamazsak bu fırsatı kaçırmış olacaktık. En öz haliyle bu araştırmada koronavirüsün dünyada nasıl yayıldığını ve bir salgına dönüştüğü sorusunu yanıtlamaya çalıştık. Bu çalışmada sizlere 7 başlık altında bu akademik bilimsel çalışmayı anlatacağım. İlkin giriş bölümünde birazcık koronavirüsle ve bunun yayılmasıyla, pandemilerle ilgili kısa özet bilgiler vereceğim. Daha sonra sizlere virüsün köken bölgesinin hakkında bilgi vereceğim. Ondan sonra araştırmamızın amacına ve temel argümanına odaklanacağım. Birazcık kuramsal bağlamdan bahsedeceğim. Çünkü bu bulgularımız kuramsal teorik olarak nereye, hangi çerçeveye oturuyor? Birazcık onu tanıtacağım. Ve bunun peşinden veri ve yöntem ve bulgular ve tartışma kısmıyla ve sonuca dair de bir takım öngörüler ve öneriler şeklinde kullanacağım bir sonuç bölümünü çalışmamı tamamlamayı düşünüyorum. Şimdi COVID-19 ismiyle tanıdığımız bu virüs yaygın olarak bilinen aslında tarihteki 1900 özellikle 18 pandemisinde İspanyol gribi olarak başlayan o gribin aslında belki de bir ailesinin üyesi olarak söyleyebiliriz. Ama onun kadar öldürücü ve tehlikeli olduğunu bilmekteyiz. En azından bugüne kadarki yapılmış medikal araştırmalar bunu bize gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlaması üzerinden gittiğimizde koronavirüs, Orta Doğu Solunum Sendromu dediğimiz MERS ya da akut şiddetli solunum yetmezliği sendromu dediğimiz SARS, özellikle 2002-2003 döneminde özellikle Asya'yı kapsıp kavuran bir virüs olarak bildiğimiz bu virüsün bir ailesi aslında. Basit soğuk algınlığından ağır hastalıklara kadar gidecek şekilde ve ne yazık ki ölüme neden olacak kadar tehlikeli bir virüs. COVID-19 gibi daha önce insanlarda gözlenmemiş bu tür virüslerin özellikle vahşi hayvanlardan insanlara bulaştığını biliyoruz. Ve bu bulaşın belirtilerinin tıpkı grip hastalığında karşılaştığımız belirtilerle büyük benzerlikler taşıdığını, fakat en önemli farkının çok hızlı yayılma olduğunu gözlemlemekteyiz. Belirtiler arasında hani çok bilindik şeyler bunlar ama ateş, öksürük ve solunum güçlüğünün en ön plana çıktığını ve ilerlediği durumda ise ne yazık ki pnömoniye, yani zatürre dediğimiz solunumun tamamen durmasına yol açabilecek kadar tehlikeli hale dönüşmektedir. Virüsün 31 Aralık 2019 tarihinde ilk kez tespit edilişinden bu yana 26 Nisan 2020 tarihiyle, dün verilerimi güncelledim çünkü bu tarihe vurgu yapacağım araştırmamda, dünya çapında yaklaşık 3 milyon vakanın olduğunu gözlemlemekteyiz ve bugüne kadar da 203.324 ölüm bildirildiğini görüyoruz. Ve küresel yayılmanın da halen çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi burada da sizlere önemli bir tablo sunacağım. Bu tabloyu Dünya Sağlık Örgütü'nden dün almış olduğum verilerle gerçekleştirdim. Burada söylemeye çalışmam gereken en önemli şeylerden, ülkemizi de ilgilendiren 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye tek vakasının olduğunu açıklamıştı bildiğiniz üzere. Ve o tarihte Türkiye tüm koronavirüs salgınının olduğu ülkeler arasında 120. sıradaydı. Dün itibariyle Türkiye'nin 7. sırada bulunduğunu, vaka sayılarının büyüklüğü bakımından 7. sıraya tırmandığını dünyada görmekteyiz. Bu da Türkiye'nin koronavirüs açısından ne kadar ciddi bir dönemden ve tehlikeli bir dönemden geçtiğini gözler önüne seriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka çok daha büyük boyutlara ulaştı. Çünkü 350 milyon civarında bir nüfusa sahip. Onu İspanya izliyor. Peşinden İtalya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Türkiye geliyor. Daha sonra İran, Çin ve Rusya'nın ilk 10 ülkeyi oluşturduğunu görmekteyiz. Henüz doğrulanmamış olsa da COVID-19 salgınının kökeni ve başlangıcı
Çin'in Hubei eyaletinde yer alan Wuhan kentinde tanımlanan vakalarla bağlantılı gözüküyor. Bu nedenle virüsün dünya genelinde yayılmasını açıklamak için Wuhan merkezli iki yönlü uluslararası hava yolu seyahat yoğunluğunu ya da hacmini dikkate almanın çok önemli olduğunu düşündük biz bu çalışmaya başlarken. Dolayısıyla çalışmanın ilk aşamasını Wuhan'dan nasıl bir hava yolu ulaşımıyla, nasıl bir hacimde bir insan transferiyle bu virüsün yayılabileceğini araştırmaya başladık. Kuşkusuz seyahat hacimleri zaman içinde hem hedef bölge hem de köken bölge ya da ülkeler arasındaki insan hareketliliği dediğimiz ve bu trafik hacmini önemseyen göç modeli bağlamında Çinli göçmen stoku ile Çin'deki göçmen stoku nüfuslarıyla ilişkili olmalıdır diye düşündük daha doğrusu bu çalışmaya başlarken. Dolayısıyla araştırmamızın amacı ve temel argümanına odaklandığımızda sizlere şunları söyleyebilirim. Bir dizi temel makro göstergeyi dikkate alarak ve uluslararası göç stoku verilerini kullanarak virüsün küresel bir salgına dönüşmesindeki rolünü anlamaya çalıştık bu makro göstergelerle. Bu araştırmada göçmen stok verilerinin ve seyahat hacmi verilerinin insanların hareket etmiş olduğu göç koridorlarına, yani hem köken bölge hem harekete başladıkları bölge hem de ulaştıkları bölgeyi biz göç koridoru olarak tanımlamaktayız. Buna dayalı olarak izlenmesinin ülkelerin COVID-19 veya bundan sonra ümit edeyim ki olmaz ama karşılaşabileceğimiz benzeri pandemilerin yayılmasını kontrol altına almak için daha hazırlıklı ve daha erken önlemler alabileceklerini savunmaktayız biz bu araştırmamızda. Çünkü buna dünyanın çok ihtiyacı var. Bildiğiniz üzere göç konusu uzun zamanlar ülkelerde ihmal edilmiş konulardan bir tanesiydi. Özellikle Türkiye için de böyle. Suriyeli mülteciler, sığınmacılar gelinceye kadar Türkiye'nin pek göç konusunda aktif rol üstlenmediğini görüyoruz. Ama şunu anlıyoruz ki bir kez daha bu çalışmayla da göç ve insan hareketleri dünyada çok önemli ve sürekli takip edilmesi gereken bir olgu. Bu araştırmada kuramsal çerçevenin ardından sizlere veri ve yöntemi açıklayacağım. Sonrasında COVID-19 olgusu ile makro değişkenler arasındaki ilişkileri, ülkelerin olgu hacmindeki küvelenme özelliklerine odaklanacağım. Ve bulgularımızı tartıştığımız bölümde ise regresyon modeline dayalı bir salgının potansiyel yayılmasını öngörmede kullanılabilecek bir model ve belki de gelecekte benzer salgınlarda daha etkili, hedefli ve zamanında proaktif tedbirler sağlayabilecek bir öngörü modeli sunmayı istiyorum. Virüsün yayılımı ve göç ve insan hareketliği arasındaki teorik çerçeveye ya da kuramsal alana doğru odaklandığımızda bu araştırmada biz iki önemli literatür setine baktık. Bunlardan ilki insanları hasta eden virüslerle ilgili literatür ve bir de hastalıkların coğrafi yayılımı üzerine çalışmalar. Yani göçle ilgili hastalık ve göç arasındaki ilişkileri sorgulayan çalışmalar, bunları gözden geçirdik. Bir de hastalıklar, pandemiler dünyada coğrafi olarak nasıl yayılıyor? Bu ikisini ilişkilendirmeye çalıştık. Göç alan yazılımındaki modellerden biri olan göç kültürleri ya da buna göç deneyimleri de diyebiliriz insanların bir alanda biriktikçe köken ve hedef bölge arasındaki bir yol üzerinden hareket kabiliyetinin başlangıçtaki göçü gerekli kılan etmenlerden çıkarak, onlardan kurtularak devam ettiğini savunmaktadır. Evet, nitekim bu süreçte COVID-19 virüsünün yayılımında da nüfusların çok büyük bir bölümü bu göçü gerekli kılan ya da etmenlerden bağımsız olarak hareket ettiler. Çünkü onlar zaten hareketlilerdi. Yani havayolu trafiğiyle ülkelerine gidip gelmek ya da iş ile icabı olabilir, başka tür bir neden olabilir, gidip gelmek durumundalardı. En azından dünyadaki havayolu trafik hacmi datalarından bunları anlayabiliyoruz. Bu bağlamda bizler köken ve hedef ülkeler arasında göçmen stoklarını temel alarak seyahat hacmi bakımından bir ilişki, yani bunu tek istatistiksel anlamda söylemem gerekirse eğer, korelasyon bulmayı ümit ettik böyle bir şeyde. Ve nitekim ümidimiz boşa çıkmadı. En azından salgının ilk ortaya çıktığı zamanlarda Wuhan'la bağlantılı uluslararası hava yolu aracılığıyla virüsün transferini sağladığı mevcut kurumsal çalışmalarla ilişkilendirdiğimiz
Ve bu alandan dünya yayıldığına dair bir kanıt arama gerekliliğimiz ortaya çıktı. Bir kanıt bulmadan bunu yapabilmemiz mümkün değildi. Ve eğer bu mümkün olursa gelecekteki olası bir salgının büyük çaplı yayılımını engellemek için önlemler alınabilir. Çünkü mevcut COVID-19 krizinde bu potansiyel bir proxy durumunda olan Şubat ve Mart 2020'de ilan edilen toplu uçuş iptallerine rağmen hafife alınmış oldu. Yani o dönemde uçuş iptalleri olmasına rağmen hem kamusal önlemler, hem ülkelerin aldığı önlemler, hem de proxylerin, yani bu virüsün yayılımını ortaya çıkabilecek, etken olabilecek bütün her şeyin kontrol altına alınması gerekiyordu. Bunda dünyanın geç kaldığını sizlere söylemeliyim. Ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklardaki artışın çevresel değişimle birlikte insanlarla vahşi hayvanlar arasındaki temasa bağlı ve patojenlerin uzak bölgelere transferi konusunda hareketlilik de mümkün hale geldiğini bilmekteyiz. Örneğin COVID-19 yarasalarla bağlantılıyken 2003 yılında Çin'de SARS hastalığının ortaya çıkışı insanlar ile Çin pazarında et olarak satılan Himalaya mis kedisi türü arasındaki yakın temasla bağlantılıydı. Nitekim yine yakın bir zamanda içinde bulunduğumuz bölgede karşılaştığımız MERS hastalığı, Orta Doğu solunum yetmezliği virüsü, bir deve türünün etinin yenmesiyle, kesilmesiyle ortaya çıkmıştı. Gerek avcılık esnasında, yani bu hayvanlar yakalanıp etleri kesilirken ve avcı hipotezi dediğimiz o hipotez esnasında bunu yapan kişinin elinin kesilmesi ve iki kanın birbirine bulaşması neticesinde de virüslerin bulaştığını bilmekteyiz. Gıda olarak bunların tüketilmesi halinde de bu virüslerin bulaşabildiğini bilmekteyiz. Dolayısıyla asla burada evcil hayvanları kastetmiyoruz. Burada kastedilen şey doğadaki vahşi hayvanlardır. Hatta belki çalışmanın sonunda söylemem gerekir ama şu aşamada ben söyleyeyim. Bana kalırsa dünyada avcılığın yasaklanması gerekmektedir. Yani bir insan faaliyeti olarak gördüğümüz, ülkemizde de pek çok bireyin övündüğü, erkeklerin özellikle hayvanları, doğadaki hayvanları avlayarak övündükleri, otomobillerin üzerine serdikleri bu faaliyetin acilen yasaklanması gerekmektedir tüm dünyada. Bulaşıcı hastalıkların yayılma biçimlerinin tarımdan çatışmalara dek uzanan insan faaliyetlerine şekillendiğini biliriz. Coğrafi bakımdan ise difüzyon bir fenomenin, bir olgunun mekana yayılması anlamına gelir ve 3 tür yayılma biçimi bulunmaktadır. Şekil 1'de görebileceğimiz üzere bu türler A sekmesinde genişleme difüzyonu, genişleyerek yayılma, yani bir virüsün. B'de yer değiştirme difüzyonu ve C'de ise hiyerarşik difüzyon dediğimiz 3 modeli görüyoruz. Buradaki orta kesimde gördüğünüz X, virüsün ortaya çıktığı köken bölgeyi ya da yeri. Bunu Wuhan kenti olarak düşünebiliriz. Onu temsil ediyor. Etrafındaki daireler diğer yerleşmeleri temsil ediyor. Bunları ülkeler gibi de düşünebiliriz bu birimleri. Büyük daireler daha fazla nüfuslu yerleşmeleri, küçükler ise daha az nüfuslu yerleşmeleri temsil etmektedir. B'de dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, enfeksiyonun kaynağının yeni bir lokasyona doğru yer değiştirdiği modeldir. Yani ilkin virüsler bir merkezden etrafa doğru insan hareketliliğiyle yayılmaya başlar. O yerlerden sonra başka yerlere doğru yayılmaya başlar. Bu yayılmanın bir biçimidir. Yalnız burada söylemek istediğim temel şeylerden bir tanesi de bu olup biten 3 yayılma biçiminde eş zamanlı olarak olabilmesidir. Öncelikle genişleme difüzyonu başlar. Peşinden bu yayılma, virüsün yayılması ya da patojenlerin yayılması başka bir bölgeye gittiğinde oradaki yeniden bir yayılma bölgesi oluşturur. Buna da yeni merkez ismini vermekteyiz. Ve virüsler yayılırken dünyada AIDS de özellikle HIV'nin virüsünün yayılmasında gözlemlediğimiz şekilde genellikle büyük merkezlerden, en büyük metropollerden ülkelerin içerisindeki daha küçük ölçekli yerleşim, daha az nüfuslu yerleşim birimlerine doğru bir yol haritası. Veri ve yöntem de belki de en temel şeylerden bir tanesinin 31 Aralık 2019, onun farkındayım bu tarihlerin ama birazdan İtalya'da 31 Aralık, yani herkese ulaşsa bu değiştirmedi fakat sonrasında tabii söylemediğim. COVID-19 önemliydi bu araştırma için. Wuhan kentinde
kişilerde zatürre ile işaretlenmiş tanıların 20'de vaka kümesinin doğrulamış olduğunu, bunların da belli bir küme fenomeni raporunda potansiyel koronavirüs vakaları hakkında ama bunu Çinli yetkililerin anlamış olduk. Covid-19 için böyle bir başlangıç tarihimiz vakası hususunda en erken tespit 17 Eylül'de Çinli bilim insanları tarafında ma. Böyleyse virüsün 2020 sonlarına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün hükümetlerinde ülkelere sıçramış olan bu bulgu Ocak 2020 ortaya yıldığını ama Dünya Sağlık Örgütü tarafından ya da Amerika Birleşik Devletleri ülke için ilk vakaların raporlamaya hızla devam etti. Ve sürü bağışıklığı sistemi bütün dünyada virüs 14 günlük kuluçka çeşitli şekillerde retinalin yayılımı için bazı varsayımlar tasarladı. Aynı şekilde bulaşmayabilir ama biz araştırmamızda bu temel üzerinden örgüdüğünü biliyoruz. Belirtiler farklı olabilir. Arayışındaki sonuçlar kişiden kişi 19 vakalarının sayısını toplam nüfusa böldük ve bunu 1000'le çarparak kaba bir yayılımdır. Kaba doğum hızı gibi değildir. Risk altındaki nüfusa böl yapmadığı için sadece doğum yapar nüfusa bölündüğü için ve 1000'le çarp. Dolayısıyla burada elde bu ikinci varsayım Wuhan'dan dışarıya uçuşlarla gidenler için de geçerlidir. Yani öncelikle Wuhan'da yaşayan halka bulaştı. Sonra Wuhan'dan uçuşlarla dışarıya giden ülkelere bulaştı. Ve daha sonra belki insan hareketliğiyle geri gelenlerle, Wuhan'a, Çin'e gelenlerle, Çin'den gidenlerle de bu yayılma devam etti. Böylece köken bölge durumunda olan Hubei eyaleti, burada eyalet ve Wuhan'da açıklamak istersen, örneğin Ankara bir ildir ama Ankara kenti ise onun içinde küçük bir binaların olduğu bir kenttir. Kent burasıdır, eyalet idari bir sınırdır, il idari bir sınırdır. Dolayısıyla Hubei bir ildir, idari bir alandır. Wuhan ise bir kenttir, binaların olduğu. Bu farklılığı da hatırlatayım. Dolayısıyla bu eyalet için kaba yayılma hızını 1000'de 1,14 olarak hesapladık. Bu formül bize Wuhan'dan yurt dışına seyahat eden enfekte insanların olası bir oranını verdi. Enfekte yolcular seyahat hacmine göre hedef ülkelere ulaşmış olmalılar. Bu her ülkeye gelen ve salgının başlangıcında her hedef için en az vaka sayısı olarak ele alınması gereken enfekte kişilerin sayısını da bize sundu. Dolayısıyla bu tabloda görebileceğimiz şekilde bunu da uluslararası havayolu transferi en önemli havayolu transferi IATA'dan aldığımız ya da oradan alınan verilerle yapılmış. Biz de bu verileri daha sonra doğruladık. Birazcık sizlere bu tablodan bahsedeyim ama bütün sayıları anlatmayacağım. Tek bir sütundan bahsedeceğim. Dolayısıyla burada bakın ne görüyoruz? Wuhan, Hubei eyaleti yani Çin'in en yüksek yoğunluklu hava yolcusu olan ilk 30'daki varış noktası ülkeler için temel göstergeler tablosu bu. Fakat burada sizleri hiç yormak istemem. İlk bakmamız gereken ilk 30 ülke. Yani Wuhan'dan her gün ya da belli bir periyot dahilinde dünyanın başka yerlerine uçuş yapan hava yolcularının en yoğun olduğu ilk 30 ülke. Ve bakın dikkat ediniz Türkiye'de bu listede. Dolayısıyla az önce size ilk 10 ülkeyi göstermiştim. 26 Nisan tarihi itibariyle dünyada koronavirüs vaka sayılarının en fazla olduğu ilk 10 ülkenin İran hariç bu liste arasında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla örneğin küçük bir örnek burada söylemem gerekirse mesela İtalya'ya hava yolcularının hacminin 36.900 kişi olduğunu görmekteyiz. Türkiye'ye ise 16.500 kişi olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla kaba yuvarlarsak bunları İtalya'ya 40.000, Türkiye'ye 20.000 gibi düşünürsek aynı dönemde İtalya'ya bulaşı sağlayan kişilerin gittiğinin yarısı kadar Türkiye'ye geldiğini anlayabiliriz. Ve buna göre oranları da değiştirebiliriz. İşte biz bu bir takım şeyleri esas alarak ülkeler içinde kaba yayılma hızı hesapladık. Beşinci sütunda bunu görüyorsunuz sayın izleyicilerimiz. Dolayısıyla Türkiye'nin de o dönemde Ocak ayı içerisinde muhtemelen, tabii bunun tarihini söylemek çok net değil, 0,0148'lik payla bir bulaşıyı, bir yayılma hızını kendine çektiğini de buradan anlamış oluyoruz. İnsan hareketliliği COVID-19'un yayılması arasındaki bağıntıyı açıklamak için öncelikle göç ve
insan hareketi yani hava yolculuğu verileri arasındaki korelasyonları inceledik. Bunlara baktık. Acaba bunlarla bunlar arasında bir ilişki var mı diye. Tüm ülkelerdeki göçmen stok verilerini Dünya Bankası'ndan elde ettiğimiz verilerle yani seyahat yoğunluğunun bir göstergesi olarak kullandık bunları. Sonra bazı bağımsız değişkenlerle bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek bir takım kavramsal göstergeler de dahil ettik bu çalışmaya. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü tarafından edindiğimiz COVID-19 vakalarının sayısı bizim bağımlı değişkenimiz oldu. Bu vakaları etkileyen ne olabilir diye düşündük ve buna göre bir takım göstergeler kullandık. Neler kullandık? Onları ilerleyen aşamalarda net bir şekilde göreceğiz. Örneğin gayri safi milli gelir ülkelerin, insani gelişme endeksi, bunlar makro açıklayıcılar olarak bulundu. Ortanca yaş çok önemli, median age dediğimiz. Çünkü görüyoruz ki nüfusu yaşlanmakta olan ülkeler özellikle ölüm vakalarına çok fazla sahip oldular. Bunu kullandık. Nüfus büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, bunları çalışmamızda da bunlar demografik açıklayıcı değişkenler olarak yer aldı. Bazı ülkelerin COVID-19 vakalarını ve vakalara ilişkin ölüm istatistiklerini doğru şekilde bildirmeme olasılığını da göz önüne aldık ve bunu kontrol etmek için Cato Enstitüsü'nün İnsan Özgürlüğü Endeksini de kullandık. Benim de aklımda izleyicilerim, yani sizin mutlaka aklınıza geldi. Örneğin Türkiye'deki vaka sayısı Çin'i geçti. Bu pek olası gözükmüyor. Yani bana kalırsa burada demokratik, yani özgürlük son derece önemli. Bu endeks bu tarz şeyleri de kullandığı için buna da bakmak istedik. Ama tabii burada bahsettiğim şey bu konunun dışında. Yani Çin'in 32 bin vaka civarında vakayla bugün olması pek mümkün gözükmüyor. Çünkü 1,5 milyar nüfusa sahip. Bu gerçekten komik kalıyor bana kalırsa ama bilemiyorum, bu benim konum değil. Vaka ve ölüm sayılarını Dünya Sağlık Örgütü'nden, Wuhan'dan dışarıya yönelen uluslararası hava yolu yolcularının sayısını Lai ve arkadaşlarından, çok yeni bir çalışma bu da, ve ilk 30 hedef ülkedeki Çinli göçmen stok verilerini de Dünya Bankası'ndan edindik ve hesapladığımız olası kaba yayılma hızını da dahil ederek bununla ilgili çapraz tablolar oluşturduk bu ilişkileri anlamak bakımından. Veri ve yöntem bölümünde metodolojik bakımdan sizlere söylemem gereken son slide bu. Öncelikle COVID-19 enfeksiyon ve ölüm vakalarının sayısı ile bunun da ilişkili faktörlerine odaklandığı diğer potansiyel açıklayıcı faktörler arasındaki ilişkiyi anlamak için korelasyon analizi gerçekleştirdik. İkinci olarak COVID-19 olgularının sayısının 110 ülke dahilinde, aslında 111 fakat Myanmar verilerini açıklamıyor. Ne yazık ki. Dolayısıyla regresyon analizi bu ülkeyi devre dışı bıraktı. Bu nedenle 110 ülke üzerinden regresyon analizini yaptık. Dolayısıyla ana bağımlı değişkenimiz olan COVID-19 vakalarını açıklayabilecek diğer değişkenlerin neler olabileceğini merak ettik. Bu analizler aynı zamanda bir tahmin modeli oluşturdu. Çıktılarının gelecekteki olası salgınlarda alınabilecek önlemler setine dahil edebileceğini düşünüyoruz bizler. Çünkü gördük ki bir tane atıyorum bir uluslararası göçmen olursa vaka şu kat artıyor diyebileceğimiz bir tahmin modeline ulaştık. Üçüncü olarak seçilen 111 ülke için elde ettiğimiz açıklayıcı verilerle ülkelerin veriler nezdinde taşıdıkları özelliklere göre mekansal kümelenmelerini belirlemek için cluster analiz ya da kümeleme analiz kullandık. Bu analizlerin tümünü IBM PES ve PESW istatistik programını kullanarak gerçekleştirdik. Bulgular ve tartışma bölümüne geldiğimizde burada size öncelikle Wuhan yani ilk 30 ülke en yüksek yoğunluklu hava yolcusu olan ilk 30 ülke verileri üzerinden Türkiye'nin dahil olduğu bu verilerle bir takım ilişkileri sorgulamaya çalıştık. Burada söylemem gereken önemli şeylerden ilki toplam COVID-19 vaka sayısıyla toplum ölümlerin doğal olarak arasında yüksek bir korelasyon ilişkisine rastlıyoruz. Yani vaka sayısı ne kadar artarsa ölüm de o kadar yüksek. Ortanca yaş ve havayolu yolcularının hacmiyle vaka sayıları, COVID vaka sayıları arasında ortanca yaşla önemli bir ilişki olduğunu görüyoruz. Ölümlerle de önemli bir ilişki olduğunu gördük. Çinli göçmen stoku ve hava yolcularının hacmi arasında yine pozitif yönlü önemli bir korelasyon olduğunu tespit ettik. Kaba yayılma hızı ve vaka sayıları arasında
çok yüksek düzeyde pozitif yönde bir korelasyon, bir ilişki olduğunu gördük. Yani pozitif dediğim şey biri artarken diğeri de artıyor. Negatif ilişki olursa biri artarken diğeri azalıyor anlamına geliyor. Toplam ölümlerle yine kaba yayılma hızı arasında çok ciddi yüksek korelasyonların olduğunu gözlemledik araştırmamızda. Ama bir yandan insani gelişme endeksiyle, gayri safi milli gelirle, yani bir takım ekonomik göstergelerin yüksekliğiyle bu vakaların cereyan ettiği ülkeler arasında da, bu iki olay olgu arasında da ilişkilerin olduğunu gözlemledik. Ve son sütunda yer alan değişkenlerle ortanca yaş, insani gelişme indeksi, gayri safi milli gelir, Çinli göçmen stoku gibi, yani bu Wuhan odaklılığı bir yayılmanın olabileceğini bize kanıtlayan çok önemli bir ilişki tablosu oldu. Bunun peşinden 110 ülkeyle dünyadan seçtiğimiz ve burada dikkate aldığımız bağımlı ve bağımsız değişkenlerimiz için bir regresyon modeli tanımladık. Regresyon analizi şunu anlatır. Korelasyon analizi hiçbir zaman değişkenler göstergeler arasında neden-sonuç ilişkisi kurmaz. Ama regresyon analizi bir neden-sonuç ilişkisi kurar. Bu nedenle istatistik analizlerin içerisinde en güçlü analizlerden, çoklu modellerdeki en güçlü analizlerden birini kullanmayı tercih ettik. Burada değişkenlerimiz şunlar oldu. Bağımlı değişkenimiz ülkelere göre toplam koronavirüs vaka sayısı. Bağımsız değişkenlerimiz ise toplam nüfus, NÜF olarak gördüğümüz kısaltılmış başlıkları da görüyoruz. Nüfus yoğunluğu, ortanca yaş, insani gelişme endeksi, gayri safi milli gelir, insan özgürlüğü endeksi, Çinli göçmen stoku, yani diğer ülkelerdeki Çinli göçmenler, GS, Çin'deki göçmen stoku, yani bütün dünya ülkelerinden Çin'e gidip orada yaşayanlar ve bir de bu iki değişkeni, Çinli göçmen stoku ve Çin'deki göçmen stoku verilerini yeni bir algoritma üzerinden hesaplayarak bir insan hareketliliği göstergesi hesapladığımız bir değişkeni de modelimize kattık. Ortanca yaş, açıklamak isterim. Ortanca yaş bir ülkenin nüfusunun toplam bütün nüfusunun içerisindeki bireyler sıraya dizilir yaşlarına göre. Bu ortanca yaş en ortada olan kişinin yaşıdır. Dolayısıyla bu da bize ülkelerin ortanca yaşını gösterir. Yaşlı bir ülke mi, genç nüfuslu bir ülke mi olup olmadığını anlamamıza fayda sağlar. Dolayısıyla bağımlı değişkenimiz toplam COVID-19 vaka sayısını dikkate aldığımızda ilkin ilk satırda bakınız ortanca yaşla yüksek bir korelasyona sahip olduğunu görmekteyiz. Evet, yaşı yani yaşı yüksek yaşa sahip, ortalama yaşa sahip ülkelerin bu virüse daha çok yakalanacaklarını anlıyoruz. Ve Türkiye, benim çok uzun yıllardır çalıştığım alanda da yazdığım gibi hızla yaşlanan bir nüfusa sahip olan bir ülke. Gittikçe Almanya'ya benzeyeceğiz ve sanırım 2025'ler aşıldıktan sonra İtalya'ya ve Almanya'ya daha çok benzemeye başlayacağız. Dolayısıyla virüsün dikkat ederseniz gelişmiş, zengin nispeten ama yaşlı nüfusları barındıran ülkelere sıçradığını buradan öncelikle ve daha vurucu şekilde yayıldığını buradan anlayabiliriz. İnsani gelişmişlik endeksi, evet bu çok önemli bir gösterge. Buradaki korelasyon ilişkisine baktığımızda, burada neden sonuç ilişkisi kurmayacağım, sadece ilişkileri görüyoruz. Evet bu vakalar ortanca yaşla ilişkili. Bu vakalar insani gelişmişlikle ilgili. Gayri safi milli gelirle ilgili çok yüksek düzeyde yine bir korelasyon görüyoruz. İnsan özgürlük endeksiyle ilgili, evet çünkü bazı ülkeler ne yazık ki mevcut demografik ve toplumsal göstergeler ve ekonomik göstergelerine rağmen vakalarını açıklamıyorlar. Ya da bunu başaramıyorlar. Yani Afrika'yı bugün böyle düşünebiliriz. Onların çocukları aşılayabilecek aşı bile bulmakta çok zorlandığını bilmekteyiz. Onların COVID-19 virüsünü bireylerde tespit edebilme şanslarının çok düşük olduğunu, çünkü bu anlamdaki sağlık hizmetlerinin, toplumsal hizmetlerin çok yetersiz olduğunu bilmekteyiz. Ne yazık ki. Bana kalırsa zaten çalışmanın sonunda söyleyeceğim. Sanırım Afrika dünyanın yeni bir merkezi olacak bu virüsün yayılımında. Ama çok daha büyük insani sorunlar ortaya çıkacak gibi endişeleniyorum. Bir diğeri Çinli göçmen stok verileriyle vaka çok ilişkili. Yani
değişik ülkelere gitmiş Çinli göçmenin olduğu yerlerle çok ilişkili. Ama bir yandan da Çin'e gitmiş orada yaşayan ve kendi ülkelerine gelip giden Çinli olmayan nüfuslarla çok ilişkili. Ama ayrıca bu değişkenler arasında başka ilişkiler de var. Mesela ortanca yaşla insani gelişmişlik çok yüksek düzeyde ilişkili. Biliyoruz zaten yani zengin ülkelerde yaş daha fazla, yaşlı nüfuslar daha fazla. Bu örnekleri vermek isteyebilirim. Çinli göçmen nüfus açısından baktığımızda, göçmen stoğu açısından baktığımızda mesela bunlar da insani ortanca yaşla, insani gelişme endeksiyle, gayri safi milli gelirle ve özgürlük endeksiyle de bunların ilişkili olduğunu görüyoruz. Burada ise sizlere çoklu doğrusal regresyon analizinin sonuçlarını sunuyorum. Ama buradaki sayılar üzerinden durmayacağım. Size bunları slaytlar üzerinden açıklamaya çalışacağım. Regresyon sonuçları her ülke için toplam vaka sayısının modelimizde yer alan değişkenler tarafından önemli ölçüde kontrol edildiğini ya da açıklandığını bize gösterdi. Model 1'de, bakın burada regresyon analizinde 3 model uyguladık. Bu ne demektir? Şu, bir takım her modele kattığımız standart değişkenler oldu. Bu toplam nüfustan Çinli göçmen, özür dilerim, insan özgürlüğü indeksine kadar 3 modelde de bu aradaki değişkenler yer aldı. Fakat birinci modelde Çinli göçmen stokunu kullandık. Çin'deki göçmen stoğu ile insan hareketliliğini devre dışı bıraktık. İkinci modelde bu sefer Çinli göçmen stoğunu devre dışı bıraktık. Çin'deki göçmen stoğunu kullandık. Öbür yandan üçüncü modelde ise hem Çinli göçmen stoğu hem de Çin'deki göçmen stoğunu devre dışı bırakıp insan hareketliliğini kullandık. Neden? Bunların aralarında bir takım tabii benzerlik sorunları olabilir, onları da aşmaya çalıştık. Örneğin olmasa da, yani örneğin mesela Çinli göçmen stoğuyla insan hareketliliği arasında bir şey olmasa da biz bunları ayrı ayrı modellerde kullandık ki açıklama güçlerini görmek istedik bu anlamda. Bunu belirtmeliyim. Model 1'de nüfus, nüfus yoğunluğu, ortanca yaş, insani gelişmişlik endeksi, insan özgürlüğü endeksi ve Çinli göçmen stoğu her ülkedeki COVID-19 vakalarının sayısındaki varyansın %65'ini açıkladı. Yani bu analiz bize diyor ki sizler bu vakaların yayılımı açısından bu vakanın yayılımı etkileyebilecek faktörlerin %65'ine ulaştınız diyor. Evet, %35'lik kısmını henüz bilmiyoruz. Ama bu çok önemli bir şey. %65'e ulaşmak istatistiksel bakımdan çok önemliydi. Göçmen stoğu ile insan hareketliliğinin aralarındaki yüksek korelasyon nedeniyle bu modelde bunları hariç tuttuk. Hem nüfus hem de insani gelişmişlik endeksi toplam vaka sayılarını etkileyen en önemli faktörler olarak karşımıza çıktı. Yani toplam nüfusun çok olduğu yerlerde, insani gelişmişliğin nispeten iyi olduğu yerlerde vakalar ciddi şekilde yayılıyordu. Aynı zamanda hedef ülkelerdeki Çinli göçmen stoğu COVID-19 olgularının hacmi için istatistik olarak çok önemli bir gösterge olarak karşımıza çıktı. Evet, demek ki bunun Çin merkezli bir hava transferiyle, insan hareketliliğiyle çok önemli bağlantısı vardı. Çinli göçmen stoğu ile göçmen stoğu arasında bir çakışma sorunu olmamasına rağmen biz bunları ayrı modellerde kullandık. Demin de söylediğim gibi. İkinci modelde ise yine 5 değişken standart olarak yer aldı ve COVID-19 vakalarının sayısını belirlemede bunların bu 5 değişken önemli çıktı. Ama model 2'de tüm bağımsız değişkenler varyansın yine %65'li kısmını açıklarken İGE'nin en önemli faktör, açıklayıcı faktör olduğunu gördük. Yani insani gelişmişlik endeksinin, yani gelişmiş ülkelerin ya da gelişmekte olup hızlı ilerleyen ülkeler, örneğin Türkiye gibi, bu ülkelere bu virüsün ciddi şekilde vurduğunu görüyoruz. Ayrıca model 2'de yine nüfus ve göçmen stoğu da önemli diğer açıklayıcılar oldu. Yani Çin'de yaşayan ama dünyadaki başka ülkelerden gidip Çin'de yaşayan nüfusun da bu transfere, bu virüsün transferine önemli katkıda bulunduğunu anlamış oluyoruz. Üçüncü modelde ise Çinli göçmen stoğu ve Çin'deki göçmen stoğu yerine diğer bağlamsal değişkenlerle insan hareketliliğini dahil ettik. Yani bu Çinli göçmen stoğu ve göçmen stoğu verilerini cross ederek çaprazladığımız bir dummy değişken yarattık. Bu değişkende de, bu modelde de yine nüfus, nüfus yoğunluğu, ortanca yaş, insani gelişmişlik endeksi ve insan özgürlüğü endeksiyle her ülkedeki toplam vakaların %64'ün açıklandığını gördük.
Bu modelde nüfus büyüklüğü, insani gelişmişlik endeksi vakaların yayılması için önemli, vaka sayıları için önemli. Ayrıca insan hareketliliğinin ülkelerdeki COVID-19 vakaları üzerinde de istatistiksel olarak anlamlı bir faktör olduğunu gözlemledik. COVID-19'un 110 ülke arasında yaygınlaşması göz önüne alındığında 3 modelde de dahil ettiğimiz bu yaklaşımda daha yüksek gelişmişlik değerlerine sahip ülkelerin en yüksek COVID-19 vakalarına sahip olduğunu anlıyoruz. Bu faktörlerden bazıları muhtemelen daha fazla veya daha az düzeyde açıklayıcı kalabilir. Ama nüfus büyüklüğü potansiyel olarak doğrudan enfekte bireylerin hızlı artışı için bir havuz oluşturuyor. Yani bir ülkenin nüfusu ne kadar çoksa o ülkede bu virüs daha hızlı yayılıyor. Bir, daha çok vaka ortaya çıkarıyor. İki, bu ülke gelişmişse vakalar daha da artıyor. Enteresan bir şekilde. Ve insan gelişmişlik endeksi, yani eğitimli nüfusun vesaire dediği düşündüğümüz böyle bir gösterge. Bunun olduğu ülkelerde de daha ağır sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama bir yandan insan gelişmişlik endeksi bu virüsün sanırım, umarım olmaz ama az gelişmiş ülkelerde, daha az gelişmiş, örneğin Afrika kıtasında daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceğini de bir yandan bize gösterdi. Ancak toplam vaka sayılarıyla nüfus yoğunluğu ve insani özgürlük arasında önemli bir ilişkiye rastlamadık. Ve fakat örneğin insan gelişme endeks puanındaki her bir birim artışın bu modellere göre rapor edilen yaklaşık 5 COVID-19 vakası anlamına geldiğini görmekteyiz. Bu korkutucu. Her 3 modelde de bir kişi nüfus büyüklüğünün artışı 1.6 kattan daha fazla COVID-19 vakasının olduğunu bize gösterdi. İşte bunlar tahmin modelleridir. Yani biz gelecekte bir birim nüfus artarsa, bir kişi dünyaya gelirse ve böyle bir salgın ortaya çıkarsa bu salgının daha hızlı yayılacağını bize göstermektedir. Ve gelişmiş ülkeler bu riske ilk açık olan ülkeler anlamına geliyor. COVID-19 salgının yayılmasında göçün rolünü 3 modelde de test ettik kuşkusuz. Ve belirli bir hedef ülkedeki Çin'den gelen her ek göçmenin COVID-19 vakasının sayısında 6.9 kat artış ortaya çıkardığını gördük. Demek ki Çinli göçmen stoğu verilerini incelemek ve ülkelerin buna göre tedbir almaları sanırım Ocak ayında ya da Aralık ayının belki ortasında, ama o 17 Kasım'ı da düşünürsek belki daha erken, ama hiç değilse en geç takvim yaprağı Ocak ayında. Ocak ayının herhangi bir yerlerinde buna yönelik tedbirler alınmış olmalıydı. Yani Çin'den gelen her bir ek göçmen bu virüsün yayılımında 6.9 kat artışa neden oldu. Dahası model 2'den anladığımız şekilde Çin'deki her bir ek göçmenin herhangi ülke olursa olsun orada 6.73 kat bu sefer daha fazla COVID-19 vakasına yol açtığını bize gösterdi. Ve model 3'e baktığımızda bu her iki hareketliliği hesaba katarsak, bunu insan hareketliliği olarak söylersek eğer, bunun ise her bir birim artışın, insan hareketliliğindeki her birim artışın 6.52 kat daha fazla COVID-19 vakasına yol açtığını ortaya çıkardı. Bu nedenle ülkelerde bulunan sadece Çinli göçmenlerin sayısının değil, daha çok her iki yönde insan hareketliliğinin, diğer bir ifadeyle Çin'deki uluslararası göçmenlerin de dahil olmak üzere Çin'le irtibatlı tüm ülkelerin salgın coğrafyasına bu şekilde dahil olduklarını anladık. Köken ve hedef ülkeleri birbirine bağlayan her göç koridorundaki göç hacmi bu salgının yayılımını açıklayabilecek önemli bir göstergedir. Bir ülkenin bir salgının ölçeğini nasıl tahmin edip hazırlayabileceğini, bu anlamda bu göçmen stoğu verilerini kullanarak bunun çok iyi bir tahmin aracı olabileceğini anlıyoruz bu çalışmadan. Dolayısıyla göçmen stok verilerini ülkelerin virüsler, tabii başka konularda da olduğu gibi mültecilik, başka bir göçmen krizi, başka bir kitlesel akın vesaire de olduğu gibi göç stok verilerinin bu anlamda değerlendirilmesi, takip edilmesi, izlenmesi, asla göz kapatılmaması son derece önemlidir. Ama göç stoğu verisi dediğimiz şey, ben Türkiye'de de hem göç idaresine gittiğim toplantılara çağırdığım zamanda da çok anlattım, hem de başka kurumlara, ne yazık ki bir Excel tablosuna yazılmış sayılar değildir bizler için. Biz
veriyi daima gösterge olarak söyleriz. Bundan anlayabilecek uzman insanlara ihtiyaç vardır. Akademisyenlere ihtiyaç vardır. Üniversitelere ihtiyaç vardır. Üniversitelerin gücü bu anlamda çok önemlidir. Yani göç idaresinin, orada da söylemiştim ben, bir Suriyelinin hocam ayakkabı numarası bile var bizde, bu bizim için bir şey ifade etmez. Göç verilerini bu anlamda pek çok boyutla ülkenin politikaları anlamında takip etmek ve izlemenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İnsan hareketliliğinin ve göçün rolü benzer şekilde büyük ve gelişmiş ülkelerde neden daha çok sayıda gerçekleşen vaka olduğunu da bizlere bu araştırma göstermiş oluyor. Analizlerde kullandığımız başka göstergelerin önemli rolleri de hesaba kattığımızda şunları söylemeliyim. 1. Uluslararası göç verilerinin değerlendirilmesi, benzer salgınlara karşı küresel tedbirlerin, virüslerin yayılmasının oldukça erken aşamalarında salgının nerelerde yoğunlaşacağını göstermesi bakımından son derece önemlidir. Evet, sayın izleyiciler, eğer bana derseniz ki bundan sonra hangi virüs nereye yayılır, nereyle bağlantılı olursa nereye yayılır, bunu söyleme gücümüz var. Bu çok güzel bir bulgu. 2. Araştır bu bağlamda bir sonraki araştırmanın aşamasında sizlere tanıtacağım gibi salgını hangi ülkelerin daha savunmasız ve hangilerinin daha dirençli olduğunu da anlayabiliriz bunları takip ederek. Dolayısıyla cluster analize, ülkeleri kümelediğimiz analize doğru geçtiğimizde seçtiğimiz ülkelerin COVID-19 vaka sayısını ve diğer tüm ilişkili değişkenleri kullanarak benzerliklerini ve farklılıklarını anlamaya çalıştık. Bu seçtiğimiz 10 değişkenle 111 ülke için farklı birimlere sahip verilerle tabii ki bir analiz gerçekleştirdik. Fakat takdir edersiniz ki şeyden dışarı, hani elma ile armut toplanmaz. Bu nedenle bunları prosedürsel olarak öncelikle logaritmik dönüşe tabi tuttuk. Yani hepsinin sayısal büyüklüğünü eşitledik. Yoksa cluster analiz büyük değerlere duyarlıdır. Örneğin toplam nüfus çok büyük bir veridir. Atıyorum işte Türkiye'nin nüfusu 83-84 milyon civarında. Bunu koyarsanız en çok bunu dikkate alır. Dolayısıyla verilerin tümünü standartlaştırdığımız, o hassasiyeti ortadan kaldırdığımız bir altyapı, bir background üzerinden, bir adjustment üzerinden hareket ettik. Analiz sonucunda değişkenlere ait az sonra şekil 2'de göstereceğim 4 tane küme tespit ettik. Bu tespite göre 111 ülke 4 kümeye atandı. Bunlardan 51'i 1. kümeye, 35'i 2. kümeye, 15'i 3. kümeye ve 10 tanesi de 4. kümeye atandı. Bu kümelerimiz. Şimdi sol tarafta kullandığımız logaritma 10 değerini görüyoruz. Dikey hatta ve yatay eksende ise değişkenlerimizi görüyoruz. Yani toplam vaka sayısı, toplam ölüm sayısı, nüfus büyüklüğü, yani nüfus yoğunluğu, ortanca yaş, insani gelişme endeksi, gayri safi milli gelir, insan özgürlüğü endeksi, Çinli göçmen stoğu ve göçmen stoğu. Şunu gördük. Mavi, yeşil, sarı ve kırmızı. Yani maviden vakaların daha az olduğu ülkelerden daha çok olduğu ve radikal değişikliklerin yaşanmakta olduğu ülkelere doğru giden bir plot diyagram elde ettik. Bu, daha doğrusu son küme merkezleri dediğimiz cluster analizini verdiği bu tabloyu biz plot diyagrama dönüştürdük. Bunu sizlere sayısal tablo olarak sunmak istemedim. Kırmızı en alarm ama sarı şu anda artık alarm bölgesi durumunda olan ülkeleri gösteriyor. Burada mesela Türkiye 2. kümeye atandı. Yani yeşil bölge arasında, ama sanırım bu ilk zamanlarda, yani Mart'ın içinde aldığımız, yani Türkiye'nin henüz vaka sayısının 10 civarında olduğu dönemlerdi bu galiba. Ama şimdi Türkiye'nin bu kırmızı çizgide bulunacağını düşünüyorum. Belki analizleri yenilemek lazım. Şimdi bu analizin içeriğini birazcık size anlatayım grafik üzerinden gitmektense. İlk küme nispeten düşük. Yani şurada şekilde maviyle gördüğümüz ülkelerin ya da küme 1'de isimlerini görüyorsunuz. Azerbaycan'dan başlayıp Zambiya'ya kadar giden. Bu ülkelerin toplam ölümler, toplam nüfus, nüfus yoğunluğu, medyan yaş, insani gelişme endeksi, gayri safi milli gelir, insan özgürlüğü puanı, Çinli göçmen stoğu ve Çin'deki göçmen stoku da dahil olmak üzere diğer kümelerde yer alan ülkelere göre bu da göstergelerin daha düşük olduğunu görüyoruz. Ve bu ülkelerin çoğu Malta ve Brunei Darussalam gibi birkaç istisna hariç
düşük gelirli ülkelerden oluşuyor. Bakın Barbados, Bahamalar, Bhutan, Bolivya, Bosna Hersek, Brunei, Darüşşafaka onun kenara bırakalım, Kamboçya, Orta Afrika Cumhuriyeti, işte Kongo, Hırvatistan, Kıbrıs, El Salvador gibi. Geçelim diğer kümenin özelliklerine. İkinci kümede tüm göstergelerin değerleri ilk kümeden daha yüksek bir kere ve gayri safi milli gelir 3'tekinden bile yüksek. Ortanca yaş küme 3'ünkine hemen hemen eşit ortalamasına. Çinli göçmen stoğu ve Çin'deki göçmen stoğu da 3'e göre biraz daha düşük. Ve küme 3'te ise toplam COVID-19 vaka sayılarının küme 1 ve 2'deki kümelerden daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu ülkeler ilk iki kümedeki ülkelere kıyasla daha yüksek ölümlere, daha fazla nüfus büyüklüklerine, daha yüksek ortanca yaşa, daha fazla Çin'deki göçmen stoğuna ve Çin'deki göçmen stoğuna sahip ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Ve küme 3'te toplam nüfus ve Çinli göçmen stoku diğer iki kümeden de daha yüksek. Şöyle tekrar küme 3'e isterseniz dönelim. Burada da ülkeleri görüyoruz. Bunların pek çoğu Doğu Asya bloku ülkeleri. Aslında bu virüsün yayıldığı ilk merkez bölge. Yani önce Wuhan, Wuhan'dan etrafa saçıldı. Güney Kore başta olmak üzere. Aslında bu o grup ülkeyi temsil ediyor. İkinci kümede işte Türkiye, İsveç, Ukrayna, Venezuela, Sri Lanka, Güney Afrika, Panama, Portekiz, Polonya, Peru gibi ülkeler yoruluyor ama bu tablonun tabii günümüzde değiştiğini düşünüyorum. Yani şu tarihte büyük ölçüde değiştiğini düşünmekteyim. Dördüncü kümeye baktığımızda bunlar dikkat çekici bir şekilde güçlü, sağlık altyapılarına sahip, yüksek gelirli olan Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İspanya, Fransa ve Güney Kore'yi kapsıyor. Şimdilerde buna Türkiye'de dahil oldu ne yazık ki. Bu kümede toplam nüfus küme 3'teki kadar yüksek. Aynı zamanda bu ülkeler çok yüksek COVID-19 vakalarına sahip bulunduğu kadar çok yüksek. Yani Çinli göçmenlerce oluşturulan büyük diasporalara da sahipler. Türkiye'nin buradan ayrıldığı en önemli taraf bu. Yani bu analizi yapsam muhtemelen Türkiye buraya dahil olmayacak. Çünkü Çinli göçmenlerin Türkiye'de oluşturduğu büyük diaspora yok. Küçük bir diaspora var. O da İstanbul'la daha çok ilintili. Ankara'da bir miktar var. İzmir'de biraz daha büyük Ankara'dakinden falan. O yüzden de önce İstanbul çok yüksek çıktı, sonra İzmir çok yüksek çıktı. Dikkat ederseniz Türkiye'de ilk açıklanan illere göre vakaların dağılımında. Evet, bu analizden elde ettiğimiz diğer bulgular şöyle. Bunları önem derecelerine, yani ülkeler neye göre ayrışıyor, hangi değişkenler daha çok bunları etkilemiş acaba diye düşündüğümüzde önem derecesine dizdik bunları. COVID-19 vaka sayıları çok önemli. İlk önemli değişken çıktı. Sonra peşinden Çinli göçmen stoğu, toplam ölümler vakalara bağlı. Çin'deki uluslararası göçmen stoğu, toplam nüfus, insani gelişmişlik endeksi, milli gelir, özgürlük endeksi ve nüfus yoğunluğu şeklinde sıralandı tüm değişkenlerimiz, 10 değişken. Ama bu kümelemede, yani bu ülkelerin birbirine benzemesi ve ayrıştırılmasında ya da aynı potaya düşmesinde 4 önemli değişken çok kendini belli etti. Bu COVID-19 vakaları, buna göre ülkeler birbirinden çok farklılaşıyor. 2, Çinli göçmen stoğu, buna göre ülkelerin koronavirüsteki tablosu çok değişiyor. Ölüm, toplam ölümlerin olduğu ülkelerin gruplanması çok değişiyor. 1, de Çin'deki uluslararası göçmen stoğu. Dikkat ederseniz bütün analizlerimizde insan hareketliğiyle ilgili göstergelerin ön safa geçtiğini görmekteyiz. Önemli diğer bir bulgu ise şekil 2'de sizlere göstermiş olduğum kırmızı çizgiden de takip edebileceğiniz gibi bu ilk 10 ülke, özür dilerim, 4. kümedeki 10 ülke COVID-19'un mekansal yer değiştirme difüzyonuna da yeni bir merkez bölgenin de eklenerek yoluna devam ettiğini bizlere anlatıyor. Yani kuramsal çerçevede sizlere göstermiş olduğum o şekle uygun bir şekilde koronavirüsün dünyaya ve ülkelere, ülkelerin içinde kentlere, kentlerin içinde kasabalara, kasabaların arasında köylere yayıldığını düşünebiliriz. Bu 10 ülke kendi arasında salgın yayılımı bakımından 3 önemli bölgeyi teşkil ediyor bize. 1, köken bölgesi. Yani Çin ve ona komşu ülke olan Güney Kore. Yani virüsün ilk yayılımının, ilk start noktasının bu bölge olduğunu görüyoruz. 2. merkez bölge Batı Avrupa ve 3. merkez bölge ise Amerika Birleşik Devletleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu analiz bunları da ortaya koyuyor. Bütün bu bulgular ışığında koronavirüsün yayılmasını ve hacmini anlamak için
göçmen nüfusların ve bunların tabii oluşturduğu diasporaları anlamak, bunlarla ilgili çalışmak, Çin'deki uluslararası göçmen ve diasporalarının bu yılında ne kadar önemli olduğunu ve her iki göstergenin gelecekteki olası bir krizde önemli derecede tahmin gücü barındırdığını anladık. Ve sunumun başlangıcında da sizlere bahsetmiş olduğum gibi koronavirüsün yayılma teorilerine uygun olarak küresel bir salgına dönüştüğünü anlıyoruz. En nihayetinde göç kültürleri ortaya çıktıkça zaman içinde kurulan insan hareketliliği ilişkileri veya göç koridorları, örneğin Türkiye'nin ve Almanya'nın arasında çok önemli bir göç koridoru vardır. Ve bugün Almanya'da 5 milyonluk bir Türk nüfus diasporası vardır. İlgili ülkeler arasında gelişen sosyal ve ekonomik ilişkilerin göstergeleridir bunlar. Dolayısıyla öncelikle göç koridorlarını takip etmek durumundayız. Eğer ülkeler arasında dünyada başka bir şey yayılacaksa, salgına dönüşecekse veya başka bir şey olacaksa biz bunlara bakmak zorundayız. Bunları çok iyi takip etmek zorundayız. Bu daha fazla yatırım, daha fazla işçi akışı, daha fazla tatil gezisi, daha fazla mültecinin girişi, gelişi, gidişi, değil mi? Bu her zaman o anlama gelmektedir. Bu önemli bir büyüme anlamına gelebilir bütün bunlar. Yani mültecilerin gelişini hariç tutarsak. Ama bu koridorlar olası salgınların da izlediği rotadır aynı zamanda. Dolayısıyla bu rotaları izlemek, bu rotalar ekseninde politikalar geliştirmek, tedbirler almak ülkelerin, sanırım bugünkü hükümetlerin en önemli insanlık görevidir. Ve araştırmamın sonuna değinmeye başlıyorum sayın izleyiciler. Burada da size 3 slide gösterip ben konuşmamı tamamlayacağım. Biz bu çalışmada en önemli olabilecek neler bulduk? Bunların bir kısmını tekrar edersem lütfen bağışlayın. Covid-19'un küresel yayılması komşu ülkelerin ötesinde yeni merkezler oluşturan bir modeli takip ediyor gibi gözüküyor. Elde ettiğimiz küme 4'teki birçok ülke için bütün difüzyon yani coğrafi yayılma desenlerini gözlemledik. Bunların hepsinin gerçek mekanizmaları olduğunu anladık. Bu virüsün nasıl dünyaya ve ülkeler içinde nasıl yayıldığını sorguladığımızda. Bu ülkeler yüksek insani gelişmişlik değerleri, nispeten büyük nüfus, büyükçe Çinli diasporalar ile yapılanmış enfekte nüfusun en fazla olduğu yerleri bize temsil etti ki beklendiği gibi Japonya ve Güney Kore gibi başlangıçta önemli sayıda vakanın ortaya çıkışıyla öncelikle virüsün Güneydoğu Asya civarında bir genişleme difüzyonu işaret eden önemli bulguların olduğunu bu çalışmada anladık. Ortaya çıktığını gözlemledik. İstatistiksel analizlerimiz COVID-19'un koronavirüsün dünya çapında yayılmasının nüfus büyüklüğü, insani gelişmişlik düzeyi, ortanca yaş, ülkelerdeki göçmen stokları bazında bunların çok önemli tahmin araçları olduğunu gösterdi. Yani hükümetlerin mutlak surette hem koronavirüs için, koronavirüsün bundan sonraki yayılımı veya dünyadaki durumu için veya Amerika Birleşik Devletleri'nin iddia ettiği şey doğruysa bilmiyorum. Sonbaharda ikinci bir koronavirüs salgınından bahsediliyor olası. Bunları izlemek için son derece önemlidir. Bir diğeri istatistiksel tahmin modelimiz verilerin mevcut olduğu durumlarda enfekte bireylerin belirli bölgesel veya yerel düzey konsantrasyonlarını saptamak için de çok kullanışlı olduğunu gösterdi. Nitekim Londra, İstanbul ve New York gibi büyük metropollerin veya küresel kentlerine ait oldukları ülkelerdeki vaka oranlarının en fazla payları alan kentler olduğunu gözlemledi. Buna bağlı olarak bu büyük ölçekli kentsel alanlardan kaynaklanan ve onların çevresine yani periferiye yayılmaya benzer bir yaklaşımla incelenebileceğini düşünüyoruz. Yani bu, muhtemelen Türkiye'ye bu virüs İstanbul merkezli olarak yayılmaya başladı. Sonra örneğin Konya'ya bulaştı. Sonra Konya'dan Konya'nın etrafındaki diğer illere bulaştı. Bu illerin içerisindeki küçük kasabalara ve köylere bulaştı ve bulaşmaya devam ediyor. Ve bildiğiniz üzere Türkiye'de ilk karantina altına alınan köylerden bir tanesi Rize'nin köylerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla aynı yolu, aynı rotayı izlediğini söyleyebilirim. Verilerimizle gerçekleştirdiğimiz analizler dünyanın dört bir yanındaki hükümetlere önerebileceği gibi bu modeller üzerinde hareket etmeleri halinde hükümetlerin COVID-19 veya buna benzer virüslerin salgınında bu virüslere direnç geliştirmede daha erken proaktif tedbirlerle hazırlıklı olabileceklerini gösteriyor. Bu çok önemli bir bulgu. Ama şu ana kadar pek çok ülkenin aldığı önlemlerin oldukça
gecikmiş olduğunu ve bu durumun hemen hemen her yerde vaka ve ölüm sayısında keskin, çok hızlı artışlara yol açtığını gözlemliyoruz. Eğer seyahat verileri difüzyonun erken aşamasında kullanılmış olsaydı sayın izleyiciler, virüsün yayılımındaki dramatik artışlar büyük olasılıkla engellenirdi. Evet, belki bu virüs yine dünyaya yayılırdı ama bir anda binlerce insanın, on binlerce insanın, ki Amerika Birleşik Devletleri'ni takip ettiyseniz bunu daha iyi, daha net anlamışsınızdır, inanılmaz hızlı yayılımını gözlemledik. Ama bunlar engellenebilirdi. Eğer göçe birazcık ilgili olabilseydik, birazcık bunları tedbir anlamında gözlemleseydik. Bizim düşüncemize göre, biz iki araştırmacının düşüncesine göre tüm ülkeler sadece, yalnızca göçmen stok verileri veya seyahat hacim verilerini insan hareketliliği koridorlarına göre izleyerek bile COVID-19 ve benzeri salgının yayılmasıyla mücadele etmede kesinlikle hazırlıklı olabilirler. Bu bizim en önemli iddiamız sanırım. Bir diğer önemli not ise siyasilerin COVID-19 krizinin erken safhalarında yayılmasını ve bu anlamdaki tedbir açıklamalara rağmen virüsün yayılmasının etnik bir kökene sahip olmamasının altını çizmeliyim. Yani bir takım politikacılar, özellikle Trump bildiğiniz üzere etnik kökene ve Çinlilere vurgu yaparak bir takım insanlık dışı ırkçı açıklamalarda bulundu. Kesinlikle bizim çalışmamız böyle bir şeyi göstermiyor, böyle bir şeyin iddiasında bulunmuyor. Bilakis biz araştırmamızda etnik ve veya ulusal kökenden bağımsız olarak insan hareketliliğinin kalıplarının rolünü burada göstermeye çalıştık. Bütün ülkelerin Çin ile bağlantılı seferlerini insan hareketliği bağlamında kullandık. Sadece Çinli göçmen stoğunu değil, Çin'deki göçmen stoğunu, bütün ülkelerdeki nüfusların da aynı zamanda bu hareketlilikten sorumlu olduğunu gösterdik. Bunun için insan hareketliliği endeksini geliştirdik. Dolayısıyla asla hiçbir zaman ne yazık ki ben de görüyorum, yeni yeni çalışmalar ortaya çıkıyor. Bir takım etnik veya ulusal kökeni ırkçı yaklaşımlarla açıklamaya çalışan pseudoscience her zaman çok fenadır. İkinci Dünya Savaşı'nda da çok azmıştı sahte bilim dediğimiz şey. Bu dönemde ne yazık ki buna çok açık bir dönem. Buna çok dikkat etmeliyiz. Nitekim bilim insanları tarafından yapılan diğer pek çok çalışmayı da göz önüne aldığımızda virüslerin insanlardaki kökenini teyit eden hiçbir çalışmaya rastlamıyoruz. Yani hiçbir zaman söyleyemeyiz ki şu virüs işte siyahi nüfusta daha fazladır ve sebebi budur. Diyemeyiz ki işte koronavirüs, SARS, MERS bunlar işte Orta Doğu nüfuslara aittir, Türklere aittir, Iraklılara. Hayır, böyle bir şey söyleyebilmemizin imkan ve ihtimali yok. Biyolojik determinizmden kesinlikle, genetik kirli bilgilerden kesinlikle kaçınmak durumunda olduğumuz çok önemli bir dönemdeyiz. Başka tür risklerin ortaya çıkmaması için. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken şeyler sanırım şu son kertede söylemek istediğim. İnsan yerleşimlerinin giderek hayvanların yaşam alanlarına yayıldığını hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Bunu dikkate aldığımızda bu tür virüslerin vahşi hayvanlardan insanlara daha fazla transfer olması kesinlikle kaçınılmazdır. Yani ne kadar çok insanlar vahşi hayatta ki hayvanlarla temas içinde olurlarsa, mesela HIV'nin de avcı hipotezi bunu söyler. Der ki bir maymundaki bir virüsten HIV insana transfer oldu. Çünkü Simon immunodeficiency virüs dediğimiz bir virüs türü de vardır. Yani maymun bağışıklığı yetmezliği dediğimiz. Bu insanda mutasyona uğradı ve buradaki en güçlü hipotez de şudur. Çünkü Afrika'nın iç bölgelerinde ne yazık ki maymun etini de tüketiyorlar kesip ve bunu kesen kişinin eli de kesildiği için maymunu keserken o virüs ona bulaşıyor ve ne yazık ki bu anlamda da ülkeler çok zor, çok geç tedbir almışlardı. Yani ben hatırlıyorum o dönemde Botswana Başkanı 1981 açıklamasında bunun hiç tehlikeli bir şey olmadığı, grip gibi bir şey olduğunu söylemişti ama 2 sene sonraki açıklamasında bunun insanın en büyük kara vebası olduğunu söylemişti AIDS'in. O yüzden vahşi hayvanlardan uzak durmanın önemli, en önemli tedbir olduğunu düşünüyorum ve avcılığın yasaklanması gerektiğini düşünüyorum kesinlikle tüm dünyada, tüm ülkelerde, tüm toplumlarda, tüm kentlerde, tüm yerlerde. Eş zamanlı olarak bu ikinci soruna odaklanmak, yani bu doğanın aşırı ve dengesiz şekilde kullanımını ve buradaki hayvanları avlamaya çalışan insanların sorununa odaklanılmasının gelecek nesillerimiz için kaynaklarımızın ve enerjimizin daha iyi, daha makul kullanılması anlamında da çok önemli bir tedbir olacağı kanaatiyle sunumumu tamamlıyorum. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim.
Gerçekten çok ilgi çekiciydi. Kendi adıma da çok fazla not aldım. Gelen sorular da var. Onları ve zihnimde canlanan bazı soruları siz biraz soluklanın, size iletmek isterim. Evet. Tabii biraz soluk aldırmak adına şöyle belki bir ufak yorum eklemek isterim. İlk Buyurun. Webinarımızda İlahiyat Fakültemizden İhsan Hoca ile burada söyleşirken kurulacak bir toplum bilim kurulunun nedenli önemli olacağını biz dile getirmiştik. Sadece sağlık alanında değil, bu yönde çalışmaların da virüsle, benzer pandemilerle mücadelede nedenli önemli olabileceğini bir kere daha görmüş olduk. Burada bence politika üreticilerine çok ciddi enstrümanlar sundunuz. Yani siz ve diğer bu alana katkı sağlayacak hocalarımızın bence çok önemli katkıları olacak bunlar bu sürece. Özellikle bunlar dediğiniz gibi erken tedbirler olarak ele alınmış olsaydı belki daha farklı bir durumda olacaktık. En azından bundan sonrası için bunların gündeme alınması son derece katkı sağlayacaktır. Tabii pandeminin bazı yansımaları da var. Tabii insanlar belli şeylere gelecekte belki daha tereddütlü yaklaşacak. Bunlarla ilgili sorular da geldi. Dilerseniz onları da iletmek isterim sizlere. Örneğin ülkemizin de bulunduğu coğrafya itibariyle sıkça gündemimizde olan mülteci sorunu. Mülteci hareketliliklerinde benzer değişimler beklemeli miyiz? Bu insan hareketliliklerinin olduğu koridorlarda artık hükümetler daha sınırlandırıcı olabilir mi? Sınır güvenliği anlamında daha muhafazakar davranabilirler mi? Bu yöndeki hareketliliklere yansımaları sizce nasıl olabilir? Evet, zaten Türkiye'nin de yaklaşık bir 6-7 yıldır ilgilendiği, belki de politik gündeminde aynı zamanda en önemli temasını Suriyeli mülteciler, sığınmacılar teşkil etti. Bu akımların aslında bu Türkiye için çok yeni olan bir şeydi. Yani ben daha önceki yapmış olduğum göçmen Suriyeli mültecilerle ve Ortadoğu'daki nüfus hareketiyle ilgili yapmış olduğum çalışmalarda bunların hepsini gördüm. Yani aslında Ortadoğu'nun geri kalanı, biz de bir Ortadoğu ülkesiyiz. Hem Avrupa hem de Ortadoğu ülkesiyiz aynı zamanda, bir geçiş ülkesi olduğumuz için. Aslında en stabil nüfusa sahip tek ülkeyiz bu bölgede. Yani Türkiye nüfusunun uluslararası hareketliliğinin çok düşük olduğunu, bunu da net göç hızlarından anlıyoruz, çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Türkiye'nin haricindeki Ortadoğu çok hareketli nüfuslardan oluşuyor. Ve bu hareketin nüfusun nasıl bir şey olduğunu biz Suriyeli sığınmacılarda gördük. Evet, Türkiye onlara karşı çok insani bir politika izledi. Ben de kesinlikle bundan yanayım. Her zaman çünkü her zaman derslerimde, öğrencilerimde ve verdiğim konferanslarda da söylerim. Sometimes you have just to leave. Yani bir gün gelir siz de yaşadığınız yeri terk etmek zorunda kalabilirsiniz. Dünya böyle krizlerden geçtiği müddetçe ve önlemler alınmadığı sürece. Dolayısıyla bu hareketlilik Orta Doğu'da, Türkiye'nin de bulunduğu bu bölge içerisinde devam edecek. Yani öyle gözüküyor. Çünkü ülkelerin durumlarını gözden geçirdiğimizde hiç iyi şeylerin olmadığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla yakınındaki, öncelikle ilk periferideki en iyi ülkeye doğru bir hareketin olacağını, ardından gelişmiş ülkelere doğru hareketin olacağını, ama Türkiye gibi ülkelerin transit ülke durumunda, bir geçiş ülkesi durumunda olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu hareketlilik ve virüslerin yayılımı arasında da hem olumsal sonuçlar var hem olumsuz. Dikkat ederseniz Suriye'de en az vaka var dünyada. Neden? Çünkü bir savaş ve çatışma bölgesi, kimse oraya gitmiyor. Kimse gitmezse virüs de gitmez. Bunu görüyoruz. Bu Suriye açısından avantajlı bir şey ama bir yandan zaten savaş ve çatışma bölgesi. Yani aslında dünyanın kaybedenleri ve kazananları yok benim anladığım. Dolayısıyla göçmenlik, mültecilik, insan hareketliliği çok önemli bir olgudur. Kesinlikle insan hakları çerçevesinde, onlara duvarları, sınırları kapatmadan. Trump'ın, bakın, bir göç ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri, Amerikalı diye bir etnik grup yoktur. Ve Trump'ın ilk yaptığı icraat, göçmen çocuklara ayrımcılık, pozitif ayrımcılık tanımayan yasayı iptal etmek oldu. Bu inanılmaz bir şey. Yani Meksikalı göçmenlere yapılan şeyler, dünyada başka yerlerden gitmiş olan göçmenlere yapılan şeyler, Avrupa'nın, bizim Avrupa'da yaşayan göçmenlerimize yaptıkları haksız uygulamalar. Yani tedavi edemedikleri bir hastayı bile şu günlerde Türkiye'ye gönderiyorlar uçakla, biliyorsunuz. Bu korkunç bir şey. Yani ırkçılıktır bunun temel nedeni ve sahte bilimdir. Kol kola gezer ve dünyanın 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi çok karanlık bir noktaya da götürebilir. Milyonlarca insanın öldüğü. Herkes işte 2. Dünya Savaşı için Yahudilerin öldürüldüğünden ve onun katledildiğinden bahsediyor ama o dönemde örneğin 10 milyonda Afrika'da ölmüştür. Dolayısıyla krizler tedbirler alınmadığı sürece, iyi bir planlama yapılmadığı sürece, politikalarla bilim insanları,
üniversiteler bir araya getirilemediği sürece ne yazık ki eksik tedbirlerin alındığını ya da geç zamanda, çok geç kalınmış tedbirlerin alındığını görmekteyiz. Bakın sosyal fenomenler, hastalık gibi kamu sağlığını ilgilendiren, kamuyu ilgilendiren bu tarz olguların yayılımı çok boyutludur. Yani hiçbirimiz diyemeyiz ki bu işte hocam sizin de anlattığınız şey de coğrafya ile ilgili ama bu hekimlikle de ilgili. Tıp alanıyla da bir o kadar ilgili bir şey. Bir o kadar ekonomiyle ilgili, bir o kadar politikayla, siyasetle, bir o kadar uluslararası ilişkilerle, o kadar çok şey. Yani bütün yaşadığımız olaylar, mültecilik de böyle bir konu. Yani sadece Türkiye'nin problemi olamaz. Sadece ben göç çalışıyorum, benim konum olamaz. Hepimiz topik. Ama burada şunun altını çizmek isterim. Benim çalıştığım üniversite çok önemli bir üniversite. Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve en önemli üniversitesi. Bu bizim yaptığımız bütün hocalarımız, bütün akademisyenlerimiz, hatta öğrencilerimiz, ben bunu ısrarla söylüyorum. Bizim öğrencilerimiz de çok değerli. Türkiye'nin pek çok üniversitesine göre. Bunu açık ve net söyleyebilirim. Evet, ilk 10'a potaya üniversite koyabilirsiniz, ilk 4, ilk 5 diyebilirsiniz. Bu ilk 10'u da kastedebilirim ben burada. Hiç sorun değil. Fakat geri kalan üniversitelerdir. Bu çok önemli. Dolayısıyla bir şeyler olacaksa araştırma üniversitesi sanırım onun için tanımlıyorum. Bilmiyorum çok iyi o konuyu ama bu üniversitelerde iç içe olmak çok ve Ankara Üniversitesi çok önemli. Başkentin en önemli üniversitesi. Türkiye'nin ve başkentinin en önemli üniversitesi Ankara Üniversitesi. Bilim insanlarıyla kol kola geçmek durumundasınız. Dünyadaki krizlere, insani krizlere özellikle engel olabilmek. Daha sağlıklı yerinde ve zamanında. Zamanında da değil. Proaktif tedbirler alabilmek için üniversiteler çok önemli değerler. Bunu anlamak son derece önemli. Kesinlikle katılıyoruz hocam. Tabii bir yandan da geleceğe ilişkin bazı projeksiyonlar yapmaya çalışıyoruz. İşte bu süreç bizi nasıl etkileyecek, toplumu nasıl dönüştürecek diye. Sizi bulmuşken hemen bu yönde sorular da geldi. Ben onları da iletmek isterim. Buyurun. Örneğin mesela biz uluslararası nüfus hareketliğine bayağı vurgu yaptık. Ama mesela bu süreç bir iç tersine göçü mesela tetikleyebilir mi? Biraz önce gördük insani gelişmişlik endeksinin yüksek olduğu, kentleşmenin yüksek olduğu yerlerde yayılma hızının olumlu bir korelasyon içinde olduğunu, bundan bir kaçışla belki bir tersine göç etkisi yaratabilir mi? Tabii şu an belki çok yeni bu süreç içerisinde çok fazla önümüzü görmek de bir hayli zor olabilir ama sizin tecrübenizden ve öngörülerinizden istifade etmek adına onu iletmiş olayım. Teşekkür ederim. Çok ilginç bir soru bu. Evet, yani bence kesinlikle yani insanlarda sunumunda belirtmiştim. Göç motivasyonu yani hareketle ilişkin motivasyon çok önemlidir ve bu çatışmayla ilgilidir. Biz bunu conflict model dediğimiz çatışma modeliyle açıklıyoruz. Conflict model demek bütün çatışmaları kapsar. Yani büyük silahlı çatışmaları, terör eylemlerini, savaşları da düşünebilirsiniz. Veya ben burada oturuyorum mesela bu oda beni bir süre sonra bunaltabilir. Bu artık benim bulunduğum yerle hissettiğim şeylerin arasında bir çatışma olduğunu gösterir. Dolayısıyla konflikt çok geniş bir kavramdır. Dolayısıyla koronavirüsün yayıldığı ve ilk vurmaya başladığı, hiç beklenmedik o tablonun ortaya çıktığı durumda eminim ki insanların pek çoğu yaşadıkları ülkeyi terk etmek istediler. Ama bildiğiniz üzere bu önlemler alındı. Olmasaydı olabilirdi. Çok büyük bir ihtimalle de örneğin İtalya'dan milyonlarca insanın kaçmak isteyeceğini düşünebiliriz. 61 milyon nüfusa sahip. Buradaki insanların pek çoğu bence kaçmak istediler. Nereye? Dünyanın daha güvenli bölgesi. En azından Avrupa için. Değil mi? Hocam bir parantez açarak ben buna naçizane kendi yürüttüğümüz Erasmus programıyla ilgili bir istatistik sunarak belki katkı sağlamak isterim. İlk bu haberler çıktığında ve Türkiye'nin de bu anlamda koruyucu tedbirleri hayata geçirmeye başlamasıyla beraber İlk reaksiyon bizim o anda Avrupa'da bulunan 200'ü aşkın öğrencimiz tarafından ilk uçakta Türkiye'ye gelmek yönündeydi. Evet. Şu an ben geçen hafta itibariyle öğrencilere sürekli anketler gönderiyoruz, webinar düzenliyoruz, yüz yüze de görüşüyoruz. %80 kalma eğilimi. Şu an 150 civarı öğrenci kaldı. Yani ilk 200 gelme eğilimindeyken sonrasında bu yavaş yavaş döndü, bir kısmı geldi. Ve şu an 150'ye yakın öğrencimiz orada ve bunların %80'i kalmak istiyor. Geri kalan bölüm ilk uçağı bekliyor. Yani şu an daha stabil hale geldiler. Tabii ki. Bu şu açıdan da çok önemli. Yani çok enteresan bir örnek sizin vermiş olduğunuz örnek. Çok teşekkür ederim. Şimdi genç nüfusumuz çok değerli. Ve onlar her şeyi takip ediyorlar.
Yani ben her zaman feminist coğrafyada çalıştığım için toplumların çok hiyerarşik, yaş hiyerarşisi üzerinden bizim gibi toplumların yaşadığını gözlemliyorum. Her zaman şunu söylerim. Neden Ankara'da 60 yaş üstüne toplu taşıma ücretsiz de öğrencilere değil? Yani onların küçücük de olsa pension, yani küçük emeklilik ikramiyedir, şusu buzuk gene var. Ya öğrenci var? Bakın ne kadar iyi, ne kadar akıllı var. Neden gelmiyorlar, durdu biliyor musunuz? Çünkü Türkiye dünyada 7. sıraya geldi. Ne istersiniz hareketlilikte? Yani bulunduğunuz yerdeki koşullarla çatıştığınız zaman, artık orada bulunmak istemediğiniz zaman kendinize daha güvenli bir bölge ararsınız. Yani daha iyi koşul, yaşam koşullarına sahip yere gitmek istersiniz. Dolayısıyla vakanın ilk yaygınlaştığı esnada Avrupa'da bulunan gençlerimizin, öğrencilerimizin aniden Türkiye'ye kaçıp gelme istemelerindeki neden Türkiye'de vakaların olmaması ya da yani hani hiç olduğunun tespit edilmemiş olmasıydı. Öyle söylemeliyim. Çünkü benim 25 Mart 2020 tarihinde gazetede haberimiz çıktı. Bu tamamla biz araştırmaya devam ediyoruz tabii ki. İlk haberi çıktı ve o haberde biz şunu yazdık. O dönemde Türkiye'de 10.000 ve 12.000 bandında buradaki eğilme hızını hesapladığımızda 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de 10.000, 12.000 bandında vakanın olduğunu tespit ettik. Ama ne yazık ki 1 olarak açıklandı hükümet yetkilileri tarafından. Ve böyle olmadığını gördük. Yani şu anda 100.000'leri aştı. Ben daha fazla olduğunu da düşünüyorum. Ayrı mesele neyse spekülatif konuşmam burada. Dolayısıyla evet çok önemli. Evet. Hareketlilik böyle bir şey. Daima güvenli yer ararsınız. Eğer o bölgede güven açısından hissettiğiniz şeyler azalıyorsa, o hissin derecesi azalıyorsa gitme kararından vazgeçersiniz. Ya da başka bir ülkeye hedefinizi yöneltirsiniz. Benzer bir durumda şeyde yaşadık. İspanyol öğrenciler ülkelerinden Türkiye'ye geldiler. Olay başladığında daha güvenli diye geldiler. 14 gün karantinada kaldılar ve çok şükür kazasız belasız bir süreci yürütüyorlar. Sizin sunumunuzdan iki ülke benim aklımda kaldı ilginç örnek olarak. Birisi İran. Evet. İran bu koridorda çok aktif görünmemesine rağmen biz ilk başta İran'ı duyarak, Çin'den sonra bu olayın yayıldığı belki ikinci merkez olarak duyduk. Oradaki gelişme ilginç. Diğer bir ülkede tersine trafiği yüksek olmasına rağmen Tayvan, evet. Çin'le ilişkileri hem coğrafi olarak hem tarihsel olarak hem insani hareketlik olarak yüksek. Ancak şu an bu süreçte başarılı gidiyor gibi gözüküyor. İki farklı ülke modeli olarak karşıma çıktı bunlar. Evet. Afrika'yı tabii umarız yani bu kontrol altına alınır ama tabii bu belki insani gelişmişlik endeksinin tersine bir yayılmayı. İlk yayılma en azından onun yüksek olduğu yerler izliyor ama Afrika'ya ulaşıyor tabii. Onun şu anda ne olduğunu da bilemiyoruz. Evet. Üzere sizlerin. Bu tabii hocam göç hareketlerini uzun vadede bizim de çokça gündemimizde olan beyin göçü mesela. Tabii. Muhtemelen etkiler diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum o konuda katılır mısınız? Yani pek çok değerli insanın farklı ülkelerde gelecek kaygısıyla nüfus hareketliği gerçekleştirmesini de herhalde bir daha düşünmesini bu süreçler, bu tür yaşanan acı deneyimler tekrar neden olacak gibi gözüküyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler sundunuz. Ben teşekkür ederim. Gayet keyifli oldu. İsterseniz İran ve Tayvan'da sorularınızla biraz söylemek isterim. Tabii şunu da altını çizdim az önce. Her kent, her ülkenin içinde bile bu sürecin izlenmesi gerekiyor. Buradaki metin üzerinden. Dolayısıyla her ülkenin kendine özgü koşulları da var. Şimdi İran bu ülkelerden bir tanesi. Yani her ülkeye bulaştı. Yani dünyada bulaşmayan hiçbir ülke yok bildiğimiz üzere. İran'a da bulaştı. Fakat İran'da inanılmaz bir sosyal mesafe kontrolsüzlüğü söz konusu. Yani oradaki kalabalık İran kentlerinde, pazarlarında ve bölgelerin kamusal alanında nüfus yoğunluğu çok yüksek bir ülkedir İran. Yani inanılmaz sıkışık yaşarlar. Evet. Dolayısıyla İran'daki bu hızlı yayılmanın en temel nedeni bu. Yani ama mesela İran bu ilk 30 ülke içinde yok ama Çin'de uçuş yapmadan anlamına gelmiyor. Evet. Dolayısıyla hani Çin'den de gelmemiş olur. Ukrayna'ya gitmiştir uçak. Ukrayna'dan Çin'e, İran'a uçmuştur. Bu şekilde de bulaşmış olabilir. Biz onun için zaten çok erken bir safhada bu aşamayı, çalışmayı tamamlamayı amaçladık. Yoksa şimdi bu virüs gene geliyor ama Çin'le artık bütün seferler durdu ama bu sefer ülkelerin içinde ülkeler arasında. Dolayısıyla İran'ın durumu böyle. Yani İran inanılmaz kontrolsüz bir ülkedir. Bu hareketliliği konusunda inanılmaz sıkışık. Yani pazarları falan yani
Türkiye'de böyle tabii. Türkiye'de bu modele çok benzer ama bir ölçüde farklı. Şimdi Türkiye'de de tabii toplumun tepkilerinin ne yazık ki, yani şunu söylemeliyim ki Ankara örneğin Türkiye'nin en eğitimli nüfusuna sahip kent. Ankara'da bile korkunç şeyler görüyorum. Ben bazen maskemi takıyorum. Sırf insanların sosyal mesafe kurallarına ve dışarıya çıkmama pratiklerine, sokağa çıkma yasağı hariç izlemeye gidiyorum. Keçiören korkunç. Yeni Mahalle korkunç. Mamak korkunç. Buralara ilişkin özel tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani İvedik Caddesi'ne gidiniz. Evet. Demeselerde. Buyurun izleyin şu saatte beraber arabayı atlayıp gidebiliriz. 4 günden sonra kuralın olmadığını görebilirsiniz. Hiçbir kurala uymayan insanların çoğunlukta olduğunu gözlemliyor. Hatta önlemler konusunda uyurursanız ya küfür edilir size. Ve yüzünüze hakaret edilir. Ya da Konya'da olduğu gibi polisin yüzüne tükürebilirler. Sana da bularsın diye. Ve şöyle sermaye çok önemli bir şey dünyada. Ve Tayvan bu anlamda. Ne yazık ki beşeri sermayesi yüksek gibi gözüken ama Çin kadar şüpheli baktığı, yani politik duruşuna, kararlarına şüpheli baktığım ülkelerden bir tanesi Tayvan. Yani doğru mudur onun bu başarısı? Emin değilim. Bunu söylemeliyim. Çin açıklamalarında gerçekten ne kadar doğrudur, ne kadar dürüsttür? Bundan emin değilim. Yani demokrasinin derecesi de çok önemli. Tabii toplumların ve ülkelerin demokrasiden anladıkları da çok şey değişken bir şey. Yani batılı insanların demokrasiden anladığı şeyle en azından dünyanın doğu yarımküresindeki insanların demokrasiden anladığı şeyler arasında büyük farklılıklar var. Kuzey yarımküreyle güney yarımkürede yaşayan toplumların bu kavramdan anladığı şeyler arasında çok büyük farklılıklar var. Dolayısıyla erken bir aşamadayız. Evet. Yani bir takım ülkelerin neden daha başarılı ya da neden daha az başarısız olduklarını söylemek için de çok erken. Yani Türkiye'yi de Mart ayının ilk onunda düşünürsek yine dünyanın en güvenli ülkelerinden bir tanesiydi ama şu anda 7. sırada. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Değerli katkılarınız için. Son eklemek istediklerinizi isterseniz buyurun. Elbette. Kesinlikle benim altını çizmek istediğim, demin de söyledim ama tekrar vurgulamak istiyorum. Büyük ve önemli üniversitelere değer vermek gerekiyor. Daha fazla değer. Kesinlikle bilim insanlarıyla omuz omuza kim olursa olsun bu politika yapıcıların bilim insanlarından asla uzak durmamaları. Herkesi kucaklamalı. Her bilim alanı ayrıştırmadan. Çünkü yaşadığımız, demin de söylediğim gibi bütün olaylar artık dünyada çok boyutlu, birbirini tetikleyen ve etkileyen şekilde ilerliyor. Ben her zaman coğrafya derslerimde paradigma dersinde şunu söylerim. Bakın coğrafya şudur. Bir yerde olup biten bir şey başka yeri etkiliyor. Bu soru çok önemli. Evet, günümüzde daha çok etkiliyor. Neden? Çünkü ulaşım, transfer, teknoloji, her şey çok daha hızlı hale geldi. Dolayısıyla coğrafya disiplininin olduğu gibi pek çok disiplinin de en önemli üzerinde durması gereken argüman ve nokta bu toplumların birbirlerine nasıl etkiliyor olmalarıyla ilgilidir. Bu bütün bilim alanları için geçerli olan bir şey. Buradan hareket etmeliyiz. Ama bunu coğrafi anlamda paradigmayla söylemem gerekirse çok öz haliyle yerel ve küresel arasındaki gerilimleri anlamaya çalışıyoruz. Bu pandemi, COVID-19 pandemisi bu gerilimin ta kendisidir. Yerel ve küresel arasındaki gerilimin tam bir kendisidir. Ve bu dünyanın sorunudur. Bu herkesin sorunudur. Dolayısıyla bilime ne kadar çok değer verirsek, bilimin söylediği şeyleri ne kadar kendimize kılavuz haline getirirsek her yerde bir dünya bu insani krizlerden, mültecilik olsun, salgın hastalıklar olsun, savaşlar ve çatışmalar olsun, bütün bunda veya dünyanın başına gelebilecek hiç beklenmedik diğer şeylerle ilgili olsun, bilim daima en önemli, en değerli şey oldu. Evet. Sözlerimi bununla kapatmak istiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Üniversiteme çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiği için. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Değerli izleyicilerimiz, webinarlar dizimiz 29 Nisan'da saat 2'de yine Ankuzem YouTube sayfasında devam edecek. O zamana kadar sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.